Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emiz Kamalak, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Hocam bugün manyak toplar gelmiş, yeni güncelleme gelmiş. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Bugün topları kontrol ediyoruz, analiz yapıyoruz, karşılaştırma yapıyoruz. Hatta belki de top açıyoruz. Perşembe günleri benim en sevdiğim günlerden biri. Kral, sizin de en sevdiğiniz kanallardan biri eğer Remzi Kamalak'sa hemen ne yaptınız? Videoyu beğenip kanala bunu bildirme açtınız bile. Top açımına özel 3000 beğeni istiyorum hocam. 3000 beğeni geldi mi? Geldi bile. İndir diyoruz. Sizle beraber oyuna giriyorum ve bakalım neler gelmiş, nasıl olmuş, bunları görüyoruz arkadaşlar. Milan topları gelmiş. Inzaghi 97'lik ilk defa hak ettiği bir kartla, ilk defa hak ettiği bir oralle gelmiş. Kaka Leite gelmiş 97'lik ve Cafu 96'lık olarak gelmiş. Manyak oyuncular. Videoyu bir oynatalım bakalım bu arkadaşlar nasıl gelmiş. Tamam, üçünü gördük. Hoş geldiniz. Hangi pozisyonlarda geldiniz? Ara pasına koştu hocam. Tamam. Pasını attı. Ha, şut vurmuş. Driblingi iyi. Araya kaçabiliyor. Kurnaz bir oyuncu olarak da gelebilir. Fırsatçı golcü olarak da gelebilir. Kaka uzaktan şutuyla gelmiş. Aha. Oğlum bak, bu beni bir heyecanlandırdı ha. Bu beni bir heyecanlandırdı. Şekerim benim. Diğer kaka ile karşılaştıracağım bunu da. Arada farklar var mı? Cafu hocam oynayan çek gelen epiklerden biri yine de. Cafu da defansif özelliğiyle gelmiş. Güzel. Oo. Hocam bindirme yapıyor, orta açıyor. Erkek gibi erkek ha. Hoş geldin Cafucuğum. Tamam. Bu videoyla işimiz bitti kral. Şöyle çarpı diyelim. Bize 50 tane microp vermiş. 10 üzerine tesadüfi anlaşma vermiş. 10 üzerine başka bazı dillerde görüntülenme sorunu varmış. Tamam, Türkçe'de yok. Okey. O yüzden bizi ilgilendirmiyor. Umurumuzda değil. Hesap askıya alma işlemleri, kullanım şartları gereği, sürekli hafta parası satın alıp yaptıkları satın alma iptal ettiğinde şüphe edilen kullanacağın hesap askıya aldık. Bu askıya alma işlemi ihlalin niteliğini ve ciddiyetini daha detaylı inceleyebilmemiz adına gerçekleştirilmiştir. Peki, teşekkür ederim. Şöyle geldiğimizde yok. Biz şurada kendi bir ödüllerimizi alalım. Nelerimiz varmış bizim? Şunları da toplayalım. 910 MyClub'a kadar çıkmış olduk. Şöyle sözleşmeye tıkladık. Neler vermiş sayın Konami'cim? Şöyle bir tıklayalım. Baktığımızda Chicharito mu? Ana, Chicharito özel paket mi gelmiş lan? Chicharito küçük bezelye demek. Babasının ismi bezelyeydi. Kendisine de küçük bezelye diyorlar. Bu ne lan? Ana, 94'lük Chicharito. Oğlum bu ne kadar kilo lan bu Chicharito? Şişko lan o. Elinden geleni ardına koyma şişko. 32 seviye, 34 yaşında Chicharito. Gelsen olur, gelmesen olur. Oğlum Chicharito ne yaptın lan sen? Bunun başka açıklaması yok. Chicharito büyük ihtimalle Konami başkanının ifşasını elinde tutuyor. Yani dünyanın en saçma epi olabilir abi. Gerçekten dünyanın en saçma olsun. Niye geldin oğlum sen? Manyak mısın lan? Oğlum salak mısınız? Buraya ne geldin siz? Abi sen gidin. Oğlum Chicharito ya, git abi, köyüne dön Allah aşkına ya. Yanında kimler gelmiş abi? Hocam Carlos Vela gelmiş, Zelaryan gelmiş, Chiellini gelmiş falan filan. Gereksiz isimler yani. Al hepsini çöpe atla. Ama yine bir Japonları itelemiş hocam. Neyse, ilgilenmiyoruz. Onun dışında Jude Bellingham hocam gelmeye başladı artık. Playoff ligler başladı. Haftanın ucağında Jude Bellingham, Saka, Rodri, Kunde, Isaac ya da Isak, Leno, Wanderson, Estupiñan, Diakabi, Bergwijn ve Doku gelmiş. Burada Bellingham alınabilir de. OS Bellingham aslında. Ofansif. Neden alınmasın? Olabilir abi. Bellingham adamdır. Onun dışında hocam Çalhanoğlu, Ronaldo topları falan. Bunlar bildiğimiz oyuncular. Hocam şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Bunların full hallerine bakıyoruz. Hatta buradaki kakayı diğer kakayla karşılaştırıyoruz. Benim en merak ettiğim nokta o. Ondan sonra geliyoruz, şu markapları harcıyoruz, defolup gidiyoruz. Oynat bakalım. Inzaghi'ye geldik hocam. Inzaghi'nin hangi kartıydı lan bu? Nereye doğru gülüyor? Gülmüyor. El hareketi yapıyor. El hareketi yapıyorsa bu mu kanka Inzaghi? Bu mu? 84-97. Aynen bu olması lazım ya. İnşallah budur, yanlış olmasın da. Şöyle bunu da geldik hocam, fullledik. Inzaghi 100'e kadar çıkabiliyor. Fırsatçı golcü. Ofansif hakkında 98. Sadece 6 pasta oynayabilen bir adam. Hız 81, hızlanma 98. Bir anda topu aldığında hızlanabiliyor. 97 biticiliği var. Inzaghi'nin en güzel özelliği her zaman süper yedekti. Bunda var mı? Yok. Ha, varmış. En altta süper yedek olması iş yapıyor. Süper yedek nedir arkadaşlar? Bakın burada da yazıyor oyuncu özelliklerinde de. Siz onu şuradan da bulabilirsiniz. Gerçekten hiç bilmeyenler için göstereceğim sadece. Şöyle geldik hocam. Burada en altta bak, süper yedek yazıyor burada hocam. Oyuncu becerilerinde.
Bu ne anlama geliyor? Bu adamın özelliği mesela örnek veriyorum 97 seviye bir oyuncu olduğunu düşünün. İkinci yer bu adam oyuna soktuğumuzda bu adam 101 seviye gibi oluyor. Yani 3-4 overall artıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bu adam takım içinde 100 oluyorken ikinci yer aldığınızda 103 oluyor. Ofansif farkında 98'den 100'e çıkıyor. Öyle şeyler. Anlatabiliyor muyum? Bence anladınız. Abi ben anlamadım. Anlamayan da Allah cezasını versin. Kakalite'ye geldik baba. Kakalite niye fotoğrafları yok lan bunların? Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesap. Bu da 87'lik en üst seviye dedik. Şöyle geldik. Hocam bunu 100 yaptık ve ne, oğlum niye 90'a çıktı lan bu? Kardeşim bu niye 90'a çıktı? Nerede hata yaptık lan? Hocam az önce yanlış inza gibi bakmış olabiliriz bu arada, tamam mı? Yanlış inza gibi olmuş olabilir ama yok, bu doğruymuş. Kaka'ya geldik şimdi çünkü lan Lukaku ne alaka? Şimdi yanlış Kaka'ya gelince dedim ulan şey de mi yanlıştı, Inzaghi de mi? Tamam bu dayım en üst seviye dedik. Dayımı fullledik. 100'e çıkıyor, hızlı bir oyuncu her zaman Kaka. 10 numara oynuyor. Bakın klasik 10 numara değil, yani geride oynamıyor bu adam, ileride oynuyor. Hız 88, hızlanma 93. Top kontrol 97. Top sürme 94. Sıkı top tutma 96. Paslar 82, 87. Bir şut gücü 86. Bitiricilik 81. Güzel, şut gücünü biraz daha yüksek beklerdim yani, şutla geldi ya. Şöyle hocam bütün Brezilya özellikleri var yine Kaka Leite. 101'e çıkıyor gizli forvette olarak gösteriyor. Peki karşılaştıralım dayı. Bu Kaka mı yoksa şu Kaka mı? En üst seviye dedik. Bunu da hocam 100 dedik, karşılaştır dedik. Şöyle aldık 100'e çıkardık. Hocam ofansif farkında da lan Inzaghi ile karşılaştırıyorsun. Salak gibi hareketler yapma Remzi ya. Ulan bu da değil lan, bir saniye bekleyin. Allah kahretsin, ne yapmaya çalışıyorsun? Hocam en üst seviye dediğimizde geldik şimdi. İkisi de 100'e çıkabilen oyuncular. Şöyle baktığımızda diğer Kaka ofansif farkındalığı daha iyi, daha ileride bir oyuncu. Top kontrolü bununki daha iyiymiş. Sıkı top tutma bununki daha iyiymiş. Alçaktan pas. Pas olaylar bu Kaka'ndaymış yani. Bir tık daha geride duran bir oyuncu diyebiliriz buna. Bitiriciliği yine diğer Kaka'nın daha iyiymiş. Falso, bunun falsosu daha güzelmiş. Daha iyi falso oynamış. Bayağı iyi hatta. Duran topların önemi yok. Kafa vuruşu falan ikisi zaten vasat durumda. Hocam agresiflikte artı 14. Ya bu Kaka, yeni gelen Kaka'nın bir tık daha defansa yatkınlığı var. Hız anlamında 92-96 olarak öbür Kaka çok daha iyi. Fiziksel temas da bu iyi. Ya dayanıklılıkta da öbür Kaka daha iyi. Ya öbür Kaka daha iyi gibime geldi açıkçası, haberiniz olsun. Öbür Kaka bir tık daha sardı beni. Abi sizin kendi tercihiniz, bana ne? Diğer Kaka'yı daha çok beğendim. Çünkü ben ofansif seviyorum. Yani şöyle baktığında bu Kaka'nın özellikleri bir tık minimal. Çok fazla değil ama bu Kaka da adamdır. Gerçekten kalitelidir, oynatılır hocam. Onun dışında Cafu'ya da geldik abi. Şöyle Cafu'ya tıkladık. Cafu'nun yeni kartı bu sefer hangisi de geldi? Şu 87'likle mi geldi? Abi çok fazla Cafu geliyor lan. Cafu yok abi. Ha şu herhalde ya. Herhalde bu da bu. Fotoğraflar daha yüklenmemiş. Kanatta 96 oynayabiliyor. Sağ bekti 99. Hücumcu bek yine çok hızlı bir Cafu olarak gelmiş. Gerçekten hızlı gelmiş. Dayanıklığı da 99. Onun dışında hocam bu Cafu'yu da diğer Cafu ile karşılaştırmak istiyorum lan. Şuraya bir Cafu alalım abi. Nerede bu? Ya benim oynattığım Cafu nerede nerede? Burada. Karşılaştır diyelim. Hocam bunu da en üst seviyeye çekelim. Bunun takımı, bu niye 99 oldu? Bu niye 95 oldu? Bu niye 95 oldu? Yanlış Cafu çünkü. Gerizekalı. Salak, yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Tamam bu. Tamam bu da 99'a çıktı arkadaşlar. Ofansif farkındalık eski Cafu çok daha ofansif. Onun dışında top kontrolünde artı 3 olarak bu daha iyiymiş. Paslarda eski Cafu daha iyi. Kafa vuruş önemli bir şey değil. Defansif farkındalık da aynı. Katılım, ikili mücadelede bu daha iyi agresiflikte. Ya hemen hemen aynı, tamam mı? Birinden almış, birinden vermiş. Ufak ufak serpiştirmişler. Yeni bir kart olarak göndermişler. Yani çok da ehemmiyeti yok. Yani bu Cafu'nuz varsa illa baba bu Cafu da olsun gibi mantıksız bir hareket yapmayın oğlum. Saçmalamayın lan. Para kolay mı kazanılıyor bu devirde? Tamam neyse. Bizim 10 tane top açma hakkımız var. Biz 10'da bir tane Inzaghi istiyorum ya. Kaka falan da istemiyorum açıkçası. Ya Inzaghi şu an benim tek tercihim diyebilirim abi. Kaka var zaten bende. Cafu da var. Ama bende Inzaghi yok baba. O yüzden şey, big time bir Inzaghi tatlı olur yani Konami'cim. Eğer verirsen sevinebilirim kral. Şöyle atla dedik. İbo gelmiş. İbo peki hocam 3. sırada. Bakalım hızlı hızlı açalım. Gelmese de yapacak bir şey yok yani. Şu an benim için aman kesme olmalı dediğim bir oyuncu yok bu hafta arkadaşlar. Yani Inzaghi her zaman oynattığımız bildiğiniz bir oyuncu. Hız hızlanması 92-93'ün üstüne çıkan oyunculara ayrı bir şey yapıyorum. Hevesleniyorum. Ayrı bir hoşuma gidiyor. Belki de kendim hiç koşamadığımdandır.
bu göbeğine. Olabilir, niye olmasın kral. Ama dediğim gibi ben hızlı oyuncu seviyorum. Her bölgede hızlı oyuncu seviyorum ya. Hızlı olması bana biraz daha şey, rahatlık katıyor. Angusya gelmiş. Son 4 topu da açalım baba. Şöyle geldik. Bir tane sürpriz verirse başım gözüm üstüne. Vermesen de Allah belanı versin der. Yani çeker giderim. İlgilenmem. Bir saniye ardıma bile bakmam Sayın Konami. Vicdan azabıya çekmem. Ha beğen olsun baba. Atla dedik. Okey. Felipe Anderson'ı da aldık. Son iki toptayız baba. Yüz dedik. Anlaş dedik. Gönder kardeşim. Yapıştır gelsin. Puh gelmedi. Hocam. 24 numarayla Kumbulla gelmiş. Son top. Son topumuzu açalım. 10 topta 0 tane özel oyuncu çıkardık. Teşekkür ederiz Konami. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Son 10 topta sadece hocam başını aldık. Güzel oldu. Dediğim gibi kafanız varsa gerek yok. Kakanız varsa gerek yok. Osimhen'iniz varsa Inzaghi'ye de gerek yok. Haaland da süper yedektir. İlla Inzaghi'ye bu kadar para yatacağınıza Haaland da oynatabilirsiniz. Gerçekten standart Haaland da oynayabilir diyorum. Ha tabii ki baba ben istediğimi yatırırım. Bu benim zevkim diyorsanız o ayrı. Ama dediğim gibi sırf daha fazla izlenim diye ben kaldırıp da saçma sapan oyuncuları övemem. Ben beğendiklerimi överim baba. Bu da bizim fıtratımız. Absürt gerek yok. Ama kakanız yoksa, epik istiyorsanız kaka dünyanın en iyisidir. Bak. Kafu keza muhteşemdir, alınır. Inzaghi ikinci yarı muhteşem iş yapar. Hatta ilk yarıda oynatılabilir. İyidir, hızlanması güzelmiş. Ama gerek yok. Yani gerek yok. Siz bilirsiniz kral. Aman bana ne lan bana ne. Sizin kesenize de mi ben düşüneyim ya? Arkadaş bizim de bir hayatımız var. Neyse şaka bir yana. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Bildiğini açıp unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.